Sevgili seyirciler, hafta sonu Ahlat'ta, Malazgirt'te gerçekleşen hem kabine toplantısı, hem oradan verilen mesajlar ve de düne de yansıyan açıklamalar halen konuşulup tartışılmaya devam ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuda bir açıklama yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Haçlı emelleriyle hareket ettiğini söyledi ve ağır eleştirilerde bulundu. Aynı zamanda Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada platforma komutanların çıkmadığıyla ilgili bir dezenformasyon vardı. Bu da yalan çıktı. Malazgirt zaferiyle 30 Ağustos'un karşılaştırılmasına karşı çıktı. İki zaferi kıyaslayan CHP'lileri hedef aldı. CHP'nin Türk tarihine bakışı Haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse birebir aynıdır. 26 Ağustos'ta Malazgirt zaferine rakip olarak büyük taarruzu göstermek, iki taraflı cephe oluşturmak, tarihe, millete ve milli mukadderata vahim bir saygısızlık ve saldırganlıktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt'te 30 Ağustos zaferlerinin yıl dönümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP'nin DEM Parti ile yaptığı işbirliğine dikkat çekti. Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü demlenerek kamçılayan CHP'nin aynı tutumu 26 Ağustos münasebetiyle ve daha da ilerleterek sergilemesi utanç duyulacak bir rezalettir. Bölücülük CHP'nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiştir. Bahçeli, CHP'nin yüksek düzeyli tehdit konumuna geldiğini savundu. Demlenen CHP'nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir. Gelişmelerin başkaca bir izah ve ifade tarzı maalesef çok zordur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.